Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir aile yuvasıyla birlikteyiz ve bu programda da yine sizlerden gelen soruları ele alacağız. Üzerinde konuşacağız, bazı hususları birlikte hatırlayacağız ki beyefendi bir izleyicimiz şöyle soruyor. 10 yıldır evliyiz, maddi durumumuzda Allah'a şükür iyi. İki kızımız var. İkisi de sağlıklı. Eşiminde bir sorunu yok, rahatsızlığı yok. Evimizde de bir sorun yok. Ve onun için çokça şükür ediyorum diyor. Ancak bunu yazayım mı, söyleyeyim mi diye çok düşünüyorum, tereddüt ettim. Dört yıldır eşim diyor, kesinlikle üçüncü bir çocuk istemediğini söylüyor. Ben de o zaman ikinci evliliğimi yaparım dedim diyor bir defa. O zaman o da beni yok bil diyor. Bu meseleyi kimseyle de konuşamıyorum. Annem habire dokunduruyor, ben de konuyu değiştiriyorum. Çok keskin kararlar almak da risk gibi geliyor. İşimle kendimi avutup gidiyorum. Ee, ancak kafamda hep bu var. Ee, basit bir mesele ama e, diyor bir yol gösterirseniz sevinirim diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Basit bir mesele diyor ama aslında yani mesele midir? Bir, tabii o da belki tartışılır ama yani evliliğin meyvesi olan bir durum için bahsediyor çocuk. Çocuk evliliğin meyvesidir. Tabii iki kızı var. Şimdi burada şöyle insanın aklına gelmeden edemiyor. Ee, acaba erkek çocuk mu istiyor? Yani üçüncü bir çocuk mu yoksa erkek çocuk mu istiyor? Böyle bir durumu da var ama bu da fıtrattır yani bir erkeğin erkek çocuk istemesi fıtrattır. Hatta çok daha farklı bir şey söyleyeyim hocam. Bayanlar bile bunu istiyor hocam. Yani bir arkadaşım diyordu ki nenem yani babamın annesi annem beni ve kız kardeşimi doyururken bana diyormuş ki. Ee, oğlana daha çok ver. Oğlana daha çok ver. Soyumuz ondan devam edecek. Yani çocuklar arasında bir ayrım yapmasını e, bunu söyleyen de bir kadın. Bakın bunu söyleyen de bir kadın. Ve nice taht kavgaları, nice tarihteki bazı olaylar erkek çocuğun varlığından dolayı olmuş veya varlığı yani olmamasından dolayı olmuş. Bu açıdan biraz da fıtratla ilgilidir. Yani erkeğin de kadının da böyle bir şeyi istemesi fıtratla ilgilidir. Onları suçlamamak lazım. Burada ister fıtratla ilgili olsun, isterse üçüncü bir çocuk olsun, oraya çok çocuk yapmak ve yapmamak açısından baktığımız zaman biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki sadece çekirdek aile hüviyetiyle yetinmedik. Çekirdek ailenin içerisinde çekirdek çocuk hüviyetiyle de yetinmeye başlıyoruz. Yani yeni evliler birkaç yıl yeni evliyiz. Vur patlasın çal oynasın türünden önce biz bir çocukluğumuzu yaşayalım. Biz şöyle bir gönlümüzce gezelim, tozalım, hayattan bir neşe alalım. Sonra çocuk düşünelim derken bu bir müddet sonra Rahatlık oluyor, alışkanlık oluyor. Çocuk önlerindeki hayatı düşledikleri hayatı yaşamak konusunda engel olunca bir yıl daha öteleniyor. Sonra bir yıl daha öteleniyor. Bir müddet sonra artık bunu çevre baskısı veya kendi artık fıtratlarının bastıramamanın vermiş olduğu durumdan dolayı isteme durumunda kaldıklarında artık biliyorsunuz 35-40'tan sonra kadının çocuk doğurma şeyi e, biyolojik açıdan yani sağlık açısından sıkıntılı oluyor. Sıkıntılı olunca tedaviler olmaya başlıyor. E, hatta yatırlara matırlara gitmeye kadar gidiyor. Bu defa onlar çocuğun peşine düşüyor. Yani bu hayatın içindeki gerçeklerden biridir ve biz de bunlarla karşılaşmışız. Halbuki evlenildiği zaman çocuk olduğunda hem arayı sıcak tutar, Aile birliğini pekiştirir hem de ileriye yönelik e, senin sen gençken gençken e, senin sırtının yere gelmeyeceği veya kendisiyle övündüğün iftihar ettiğin evlatlar senin boyunda olacak seninle beraber senin boyunda olacak o açıdan hiç unutmuyorum bir gün iş yerine bir e, arkadaşımız geldi e, dedi ki hayırdır sen memleketin buraya niye geldin diye laf arasında mevzu bahis olduğunda dedi ki oğlum dedi uzmanlık bitirmiş. Tıpta uzmanlık okumuş. Bitirmiş. Ben dedi onun mezuniyet törenine geldim. Bakın hocam şimdi 5 yıl mı 6 yıl mı okuyorlar tıpta? Bunu okumuş normal. Bir de 4 yıl üzerine uzmanlık da okumuş. Fakat oğluyla yan yana getirdiğiniz zaman oğlu babası gibi görünüyordu. Yani adam çok gençti. Çok böyle e, e, hem fiziken hem de yaş olarak da çok genç. Hayırdır dedi ki annem Gül beni 13-14 yaşında evlendirmişlerdi. 13-14 yaşında evlendirmişlerdi. Şimdi başta üzülmüş sonra sonra ise e, çocukları boyunda olunca Artık bunu bir avantaja döndürmenin yoluna bakmış. Yani hani 13-14'te demiyorum ama en azından evlenen hangi yaşta evlenmiş olursa olsun çocuğu erken düşünürlerse ve çocuk için erken gayret ederlerse meşhur bir hikaye var ya evdeki altın top olur çocuk. Onunla oynarlar. Yani onunla her iki tarafın yani dedeler ve ...ninelerin, dayılar ve amcaların da muhabbetini çekerler. Onunla e, toplumda biraz daha şey görür, saygın saygınlık görürler yani. Çocuk olunca evde biraz farklı bir e, neşe olur. Çocuk olunca çok daha ayrı bir durum e, ortaya çıkıyor. O açıdan e, ötelememek lazım. E, Bunun bunu bir ile sınırlı tutmamak lazım. Ama içinde bulunduğumuz modern diye adlandırılan bu çağda bu konuda hassasiyet sahibi olan da olmayan da şuurlu bilinçli olan da olmayan da bir çocuktan sonra dur araya birkaç yıl koyalım yani birkaç yıl derken hocam 5-10 yıl koyalım sonra bir tane daha çocuk derken iki taneyle ya iktifa ediyor veya etmiyor yani üçüncünden sonrası pek olmuyor bir de biraz böyle ötekileştirici davranmak açısından işte doğunun köylerine öğretmen olarak atananlar üzerinden bunu söylüyorlar. Kaç kardeşsin? 8. Oo nasıl olur? Kaç 10? Kardeşiniz? Oo nasıl olur? 15 kardeşiz. Yani bunu şey yapmanın bir anlamı yok. Böyle garip karşılamanın üzerine varmanın bir anlamı yok. Kimse hiç kimse kendi arzularını tatmin için çocuk Dünya'ya gelme sebep olmuyor. Fakat e, ümmetin çokluğu, Müslümanların çokluğu ve benzeri durumlar, iftihar edebileceğimiz durumlardır. Ama bizim önümüze hocam o kadar çok engel var ki. Ya o kadar Müslüman bireylerin önünde o kadar çok engel var ki. E, özellikle seküler çevrenin, yani bakamıyorsanız niye çocuk yapıyorsunuz yaklaşımı bize de sirayet etmiş. Bakamıyorsam yapamam veya işte ahlak e, ve benzeri konularda onu yetiştiremeyeceğim. Zaten ben ya bakıma muhtacım, nasıl ona bakayım diye aynı bu çevrenin etkisindeki bir yaklaşım e, yahut da işte e, bir tane iki tane yeterdir, bundan sonrası için ne gerek var, e, kendimizi çok yormamıza e, gerek yok gibi bir etkilenmişlik içerisinde e, çocuk konusunda böyle bir duyarsızlığı, duyarlı demiyorum, duyarsızlığı ortaya koyan bir nesil çıktı. Halbuki Allah rızka kefildir. Şeytan bizi fakirlikle korkutuyor. Allah rızka kefildir ve Allah kaç çocuk olursa olsun, ne kadar olursa olsun mutlaka onların rızkını verir. Mutlaka onlar bir şekilde rızıkların konusunda Allah'a tevekkül etmişlerdir o açıdan bu konularda bir çocuk gibi olmak lazım. Yani çocuk rızkı konusunda endişe etmez. Müslüman da rızkı konusunda endişe etmemeli. Çocuk paylaşımcılığı sever. İnsanlara yanında verir. Müslüman da aynı şekilde paylaşımcı olmalıdır. Çocuk karşılıksız sever. Müslüman da aynı şekilde karşılıksız sevebilmeli. Ve kendi ehlü iyali yani ailesi ve çocukları, akrabaları konusunda mümkün mertebe ee, çocuk yapmak konusundaki sayısını e, hiçbir şekilde sınırlama getirmemelidir. Ama sağlık sorunu varsa bak ona bir şey söylemiyorum. Ee, biyolojik bir sıkıntı varsa buna bir şey söylemiyorum. Ee, bu konuda en çok böyle e, içimizi acındıran sorun şu e, genelde doktorlar da e, ilk çocuk olduğunda bunu e, keserek neydi o işlemin Sezeryan. adı? Sezeryan. ile e, aldıkları için e, Sezeryan gören bir kadın yani doğal olarak 2-3 yılda bir e, o Sezeryan izinin kendini yenilemesi gerekir. 2-3 yılda bir bir çocuk yapması lazım. E, bu da aşağı yukarı bir 10 yıla yakın bir süreçtir eğer yapmak istese ve 3 çocuktan fazlasını yapmak konusunda sağlığı zarara giriyor sağlığı sıkıntı oluyor o açıdan ben e, e, ilk doğum yapan e, bireylerin çok dikkatli olmasını normal yoldan doğum yapması yapmalarını ve bu konuya e, doktorların veya çeşitli kimselerin e, aldanışı gibi bir aldanışa girmemeleri gerekiyor e, kendim de mesela bunu e, yaşadım birincisi normal bir şekilde olunca ikincisinde Son ana kadar sürekli doktor kontrolünde olmamıza rağmen son ana kadar yani şey hani doğum olsun diye e, şeye alındı kapının diğer tarafına alınmasına rağmen e, hala doktorla konuşuyoruz normal yolla olsun diye normal yolla olsun diye biz normal bir doğum tercih ediyoruz diyoruz e, içeriden o anda ben çıkmışım e, diğer bir bayan akraba orada. Doktor demiş ki hayatı bir risk oldu. Sezeryan yapmamız lazım. E şimdi hayatı bir risk ve bir de şey e, e, seni bununla korkutuyor. Bir de zaman dediğin yani düşünme payın yok. Yani senin hayatı risk deyince e, bir düşüneyim diyecek şeyin de olmuyor. Ve hemen sezeryan yap yapıyorlar. Böylece son anda doktorun tongasına düşmüş oluyoruz. Onun için böyle düşün. Tanıdık olan, güvenilir olan, bu konuda işinin ehliyeti yani liyakatı olan yani doktorları tercih etmek ve bu işe bu şekilde yaklaşmak gerekiyor ki çocuk konusunda kadınlarımızı ve ailelerimizi, yeni ailelerimizi yüreklendirelim. Eğer onların çocuk yapmak konusunda bazı sıkıntıları varsa o sıkıntıların üzerine gidip onlara çözüm yolu bulmaya çalışalım. Diyelim bahsettiğiniz mevzuda Sezeryan'la doğum yapmışsa, üçe kadar oluyorsa, iki yıl, üç yıl bekleyerek yapılıyorsa, o imkanı tanıyarak, o korkuyu onlardan def ederek, yardımcı olarak psikolojilerini güzel tutmaya çalışarak o şekilde yap yapabiliriz. Yok eğer bu sadece bir heva, heves için etraftan etkilenmişliğin işte falan da iki çocuğu var, falan üçten fazla yapmamış, falan bir tane çocuğu var, ne olmuş gibisinden sadece bir etkinin altında kalarak çocuk yapmak konusunda kendi kendine bir korku icat etmişse bu konuda konuşarak, nasihat ederek, güzellikle yaklaşarak, bu işin mutlaka hayırla neticeleneceğini ümit ederek ve ümit vererek ikna etmeye çalışmak lazım ve çocuk yapmak konusunda kendimizi bağlamamamız lazım. Yani sınırlı bir bir çocuk iki çocuk üç çocukla sınırlamamamız lazım. Çünkü bizim hem dünyamız hem de ahiretimize yönelik çocuk neslin hem devamını hem de salih olduğunda salih olduğunda senin bir tür ahiret yatırımın yani çünkü geride bırakılan salih bir evlat sadık icariye şeyindedir ki, hükmündedir ki yaptığı her iyi şey sana da yazılan pozisyonundadır. Bu açıdan toplumdaki diğer insanlarla ilişkisinde de toplumun o konudaki eksikliğine derman olabilir. Yani bazen de şöyle durumlar duyuyoruz. Yani annem babam bana söylemedi ki. Dolayısıyla beni ne ilgilendiriyor, onların ne düşündüğü bana söylemediler beni dünyaya getirmek konusunda. Yani çok böyle seviyesiz, ölçüsüz, affedersiniz edepsiz bir yaklaşım bana sormadılar ki benim dünyayı sormadıkları halde sen iyi yiyorsun, iyi içiyorsun, iyi eğleniyorsun, istediğini iyi yapıyorsun fakat bu meseleye gelince yani anne babaya itaate veya toplumda sorumluluklarını yerine getirmeye gelince bana sormadılar ki. Peki diğer konulardaki aynı sorumluluğu niye dürüstçe bir şekilde ortaya koymuyorsun diye sorduğunuz zaman bakıyorsunuz ki nesil heva ve hevesini ilah edinmiş bir nesil olmuş. Yoksa bu konuda gerçekçi, dürüst, ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme bilinci donanımı ve şuuru içerisinde olan bir yaklaşımla bunu söylemiyorlar. O açıdan bu ebeveynlerimiz e, yetinmemelidirler. Yani ben Cumhurbaşkanı gibi üç tane çocuk yapmak işte. E, Beş tane. Tavsiyesi şimdi beşe çıkartmış. E, tavsiyesini söylemiyorum ama e, çocuk olan ev diri bir evdir. Çocuk olan ev. E, ...istikbalin yatırımının olduğu bir evdir. Ve anne babalar bu konuda hiç çekinmemeliler. de. Ne yazık ki bu ahlak... E, ...bu ahlak biz Müslümanlardan... ...batıda olan bazılarına geçmiş. Mesela ben Amerikalı bir... E, ...kadının... E, ...15 çocuk yaptığını... ...onlara beraber fotoğraf vermişti. Yaptığını 16.sını da taşıdığını... ...haberini okumuştum 16.sını da. Bunun gibi birçok... Örnekler görmüştüm yani birden fazla çocuk yapmak konusunda Biz Batı'nın çocuk yapmadığını ve benzeri şeyler konusunu söyleyip Batı'yı küçümsüyoruz Hayır Batı çocuk yapıyor Batı meşru yollarla yap yani evlilik yoluyla değil Gayrı meşru birçok çocuk yapıyor ve devlet onları alıyor Kendi imkanları devletin imkanları çerçevesinde yetiştiriyor Aynı ahlakla büyüyen onlar da aynı şekilde yapıyorlar ve batı medeniyeti işte bunların üzerine kuruludur. O açıdan biz gayrı meşru değil. Allah muhafaza o gayrı meşrudan uzak tutsun. Meşru yolu yani nikah beraberliği adı altında Allah'ın bir evin yani yuvanın meyvesi olarak tanımladığı çocuk yapmak konusundaki nimetten kendimizi sakındırmamamız lazım. Hem de bu çocuk yapma nimeti kırkından önce olursa insan daha rahat eder. Yaşlılıkta çocuk biraz farklıdır. Yani düşünün Hz. İbrahim'in yaşlı yani yüz yaşından sonra bir çocuk sahibi, Hz. İsmail'e sahip olduğuna dair rivayetler vardır ve hatta yaşlı yaşlı kalbin çocuğa olan muhabbeti imtihana tabi tutulmuş. Yani Allah Teala İsmail'i kurban etmesi konusunda Hz. İbrahim'e e, e, rüya yoluyla emrederken e, bir bakıma aslında belki de bazı kitaplarda şunu yazıyor diyor ki e, İsmail'e olan sevgisini imtihan etmek ve o onu kurban etmek yani o sevgiyi kurban etmek adına böyle e, bir yolu seçtiğine dair ki çeşitli tasavvufi Yaklaşan ve benzeri durumlarda söyleniliyor veya çeşitli eğitici hikayelerde bunlar dile getiriliyor. Ama önemli olan şey şudur, bir Müslümanın çocuk yapmak konusunda asrın mücbir sebeplerini bir bahane olarak öne sürmemesi gerekiyor. Başkalarının bu konuda örnek ve emsal göstermemesi gerekiyor. Hani sui misal emsal olmaz demişler ya, bu, onlar çocuksuz aile, e, özellikle isteyerek yani Allah'ın çocuk vermediğini kastetmiyorum. Yani çocuksuz olmak için gayret eden, bu konuda çocuk yapmamakta direnen insanlar, onlar zaten bir musibet yaşıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın nimet olarak vermiş olduğu, evin yuvası olarak tarif etmiş olduğu, evin meyvesi olarak tarif etmiş olduğu çocuk e, bir nimettir ve bu nimeti çok güzel bir şekilde genç yaşta e, yapmak genç yaşta bununla hemhal olmak e, olgunluktan veya kırkından sonra elisinden sonra bunun sevgisini ve muhabbetini daha iyi taşıyabilmek lazım yoksa yaşlılıktan sonra birçok tedavilerle yatırlara gitmelerle olmadı en son ne diyorlardı e, tüp bebek ve benzeri eziyetlere katlanmayla e, bu iş olacaksa gençliğinde olsun, onurlu olsun, gururla olsun daha iyi. Aslında yani bunu biz böyle e, çok konuşacağız gibi e, çünkü e, Türkiye'de doğurganlık hızının, e, işte çok çok düşük seviyeye düşmesi, yani alarm vermesi... 2.1 oran, yani kendini yenilemeyecek bir düzeye inmiş. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2001 yılında 2.8 imiş doğurganlık hızı. 2023 yılında ise 1.51'e düşmüş. Daha da düşmüş. yenilenme düzeyi ise 2.1. Hmm. Yani demek ki bundan sonra nüfus her sene %1 oranında düşecek Türkiye nüfusu. Yani bu 10 yıl sonra %10'luk bir düşüş olacak. Yani şu an yani diyelim ki 80 milyonsa, 84 milyonsa, 10 sene sonra bu nüfus 74 milyona düşecek eğer bu doğum oranıyla giderse ve bir... 40, yani artma olmayacak, Geri, geriye doğru gidiş olacak. 40-50 sene sonra Türkiye nüfusu yarıya düşecek yani. Öyle bir Eleştirdiğimiz Avrupa gibi olacağız. Yani şimdi bu hani 100 yıl önce mesela İngiltere ve Rusya'nın nüfusundan bahsediliyor. Osmanlı'nın nüfusu çok düşük. Yani 1920'lerde işte 40 milyonluk bir nüfustan bahsediliyor Osmanlı nüfusu çok düşük. İngiltere nüfusu ise 150 milyon, 200 milyona yakın bir İngiliz nüfusu var. O yüzden dünyada İngilizlerin o zaman bu nüfusu da kullanarak bir hakimiyetleri var. Aynı şekilde Rusya, Ruslar bundan 100 yıl önce demek ki bu sömürgeyi bu bu plan bu nüfusa da yani nüfusa dayanıyor. Hı hı. öyle. Ee, Ruslar da öyle. Ruslarda çok çok büyük bir nüfusları var. Bundan 100 yıl önce 300 milyonu aşan bir nüfusları var ve bunu asker olarak da bunlar yetiştiriyorlar. Ruslar da nüfusu kullanmışlar. Şimdi Küreselcilerin yani şu an dünyaya hükmeden küreselcilerin dünyanın nüfusunu azaltmak istedikleri bir gerçek. Yani evet, bunun için türlü, sık sık türlü, türlü, türlü türlü politikalar izliyorlar ve dolayısıyla doğurganlık düşmesi sadece Türkiye'deki politikalarla alakalı değil. Yani bu küresel bir politika bu strateji. Peki. Hindistan'da nüfus çok aşırı derecede artıyor mu? Artıyor. Şu an herhalde Çin'in nüfusunu geçmiş. Çin'den daha fazla. 1.8 milyar gibi bir nüfus var. Çin bunu durdurmak için 1984 yanılmıyorsam bir kanun çıkarttı. Yani nüfusu bir azaltmak bir için. Bir çocuktan fazla olmuyor. Fakat yanılmıyorsam bir 5 sene önce, 5-6 sene önce tekrar o kanunu kaldırdılar. Evet. Fakat doğrudur. artık çocuk yapmıyorlar. Yani şey, yani Türkiye gibi şey anlayış değişmiş nüfus dünya Çin nüfus sabitlenmiş ama o alt kıta, alt Asya dediğimiz işte Hindistan Hindistan Pakistan ya, ya. Bangladeş buralar çok çocuk artıyor oralarda demek ki küreselcilerin şey oraya işlemiyor o politikalar çok işlemiyor oraya bu biraz şeyle yöreyle, e, milletle, ırkla alakalı bir durum. Bazı ırklarda çoğalma var Ama şu anda bu oran, yani 1.51 doğum oranı, e, Finlandiya'nın, Danimarka'nın bile şu an gerisine düşüyor. Yani Avrupa'yı biz hani çocuk yapmıyorlar diye şey yapıyoruz. Şu an artık onların gerisine düşen, Avrupa'dan çok daha hızlı yaşlanan bir Türkiye var. Şimdi nüfusunuz yoksa, nüfusunuz yoksa e, sizin... İşte ekonomi, savunma, işte vesaire, eğitim, bütün bu politik politikalarınız, üretimler, hepsi sıkıntılı, hepsi boşa gidecek yani öyle öyle bir şey var. Yani devlet dediğiniz zaman aklınıza gelen her şey artık ruhsuz, şevksiz öyle bir şey dönüşecek. Yani, yani. olmuş hocam. Mesela Katar mıydı o oralar gibi bir geçen okudum yüzde yetmişi yabancı, yüzde otuzu yerli, yüzde yetmiş, yüzde hizmet için var orada işte onlarda para var. O para evet. olduğu için belki evet. bunu sağlayabiliyorlar ama şimdi Türkiye gibi ekonomisi belli olan hani ülkelerde onu yapmak da mümkün değil. Yani bunu Almanya yapabilir. Çünkü Almanya'nın para sorunu yok. Bir ne bileyim bir Bahreyn'in, bir Bahreyn'in, Kuveyt'in para sorunu yok. bunu yapabilir. Ama Türkiye'nin Parası yok. Şimdi hani işte deseniz ki hani sosyal devletin gereği filan... Yapamaz bunu. Mümkün değil yani. İşte dışarıdan birilerini getirecek, onları çalıştıracak, kendi... Ya yani bu zor. Şimdi dolayısıyla kendi kendini bitiren, e, harakiri diyeceğiz. Japonlar aynen, harakiri diyorlar. Aynen, aynen. Bir şekilde intihar eden e, bir devlet, e, bir toplum var. Şimdi e, sorunu böyle aa nasıl düşmüş bir 1.51'e filan sanki an anında düşmüş, sanki birden fark edilmiş. Evet, bu rakamlar 2001 yılından beri düşen rakamlar yani 20 24-23 yıldır izlemişsiniz olay izliyorsunuz yani ha düşüyor ne güzel düşüyor filan gibi. Şimdi meseleyi biz hani desek ki hocam bu aile meselesi nere siz nereye gidiyorsunuz? Yani devlet, millet, toplum, toplum oraya gidiyorsunuz fakat şimdi Türkiye'de küreselcilerin veya işte Amerika'dan, Avrupa'dan, işte bir takım siyonist odakların fonladığı işte medya kuruluşları, sosyal medya işte platformları veya işte bir takım vakıflar, dernekler, sivil yapı sivil gözüken yapılar. Şimdi bütün bunlar 24 saat, saat full çalışıyorlar. Öyle bir çalışıyorlar ki... Ve uzun vadeli bir yatırım yapıyorlar. Çok müthiş. Para sorunları yok. Çünkü para Amerika'dan sürekli geliyor bunlara. Bir takım merkezlerden sürekli geliyor. Diyor ki siz burada çıplaklığı yayın. Siz burada ahlaksızlığı yayın. Siz burada işte o cinsi sapıklığı yayın. Siz siz burada yani bunu küçük yaşlara indirin. Yani bunu, bunu yayın. Şimdi yaydıkça başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani çıplaklığın yayıldığı bir toplumda... Sizin e, kenarda sadece izlemeniz yeterli. Yani bomba da atmanıza gerek yok. İşte listinde Gazze'de İsrail'in yaptığı şey yapmanıza gerek yok. O toplum zaten kendi kendini soykırımla tüketiyor. Yani sizin ayrıca bir silah masrafı yapmanıza gerek yok. E şu çıplaklığın yayıldığı bir toplumda e, zaten kendi kendini bitiriyorlar. Çünkü bunu kavramayacak kadar, yani yöneticileri bunu kavramayacak kadar basiretsiz olduğunu insan düşünemiyor. Ferasetsiz olduğunu düşünemiyor. Yani ya çıplaklıkla çocuk yapmanın ne alakası var? Şimdi çıplaklık kendi tercihidir. İstediği gibi giyinir, giyinmez. Sonuçta modern bir toplumda yaşıyoruz, medeni bir toplumda yaşıyoruz. Kalkıp da insanların nasıl giyineceğine müdahale mi edeceğiz filan? Hani böyle çok humanist çok özgür yaklaşımlar var ya, bu şekilde masum gibi gözüken yaklaşımlar var. Aynı Ama masum altında ne kadar rasyonel düşünüyorsunuz, ne kadar böyle insancıl düşünüyorsun. He ya doğru, 18 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, insanlar özgürdür, ne müdahale edeceksiniz kardeşim, aklı var, fikri var, size ne filan. Ne kadar böyle mantıklı, ne kadar böyle akla hitap ediyor, doğrudur, aynen dediğiniz gibidir, özgürdür, istediği gibi giyinebilir. Ha, sonucuna da o zaman katlanırsınız. Sonucu nedir? Sonucu yok olmaktır, yok olursunuz. Çünkü çıplaklık sadece bir... Ee, kendini ifade etme biçimi değil. Yani işte ben kendimi böyle rahat hissediyorum, böyle giyiniyorum. Bu bu değil mesele. Çıplak olan bir kimsenin artık e, düşüncesi bedenidir, bedenidir. Şimdi çocuk diyor, çocuk olunca ne olacak? Bu beden deforme olacak. Beni bozar. Bu, bu çocuk, bu beden deforme olacak. Artık eskisi gibi gözüm, gözükmeyecek bu beden. E ben ettiğim niye bedenimi bozayım ki? E şimdi böyle bir anlayışı bilemeyip. Yani bunu, bunu böyle ya insanların tercihi gibi yani ne karışıyorsunuz kardeşim yani modern bir dünyada yaşıyoruz filan diye öteleyenler, geçiştirenler. Bir de bunu toplumda sözde rol model olanlara söyletmeleri. Söyle, söyle. E şimdi bunu tabii bir de rol model dediğiniz evet. yani işi işte bu sanatla bunu teşvik edeceksiniz, magazin programları teşvik edeceksiniz söz. Her tarafta bunu teşvik edeceksiniz. Geçen öyle bir birisi vardı böyle bir açıklama yapmıştı haber haberlerden baktım. Ben sürekli ağlayan biriyle ilgilenemem. Sanki sen dünyaya geldiğinde çok böyle <laughs> suskun, kimseyi rahatsız etmeden geldiğinde ben sürekli ağlayan bir çocuk Şimdi şey yapmam. çocuk yapamam. sadece e, ağlamıyor, çocuk Hı. o kadının hayatını kısıtlıyor, yani illa ki kısıtlıyor. Şimdi bu kadın istediği gibi gezemeyecek, istediği kafeye gidemeyecek, istediği kişilerle takılamayacak, istediği istediği vakit böyle o çocuğu bırakıp gidemeyecek. Yani. E bu nedir şimdi diyor ki ben dünyaya eziyet için gelmedim. Yani ben çocukların kölesi de değilim. Ben birine hizmet etmek için de gelmedim filan. Şimdi bu anlayışları şimdi bu anlayışları siz e, köküne inip de yani işin esasına inip de eğer şey yapamazsanız, yani üzerinde çalışamazsanız buna karşı bir bir argüman, bir bir, bir, bir düşünce getiremezseniz o zaman bundan İslamcız dedikleri, tırnak içinde söyleyeyim. İslamcısı da etkilenecek. İşte sizin e, dil nesil dediğiniz Etkileniyor hocam. Falasıyla fazla etkileniyor. Hepsi etkileniyor. Yani ondan sonra feminizm meminizm. Feminizm meminizm. bunlar hepsi hikaye. Yani Ge bir, bir, bir... geçen sosyal medyada şunu söyledim. Baş örtüleri için mücadele eden anneler şimdi kızlarını çıplak olarak mezuniyet törenlerine göndermeye gönderme mücadelesi veriyor. Kendisi örtülü ama kızı çıplak ve mezuniyet törenine alınmadığı için kadın kızını o halde mezuniyet törenine gönderme mücadelesi veriyor. Halbuki 90'larda başörtüsü mücadelesinin önde gelenleri veya içinde olanları. Şimdi aynı ahlakı değiştirelim hocam, aynı o şekilde. Şimdi tıpkı buradaki misal gibi yani çocuğun varlığıyla övünen bir nesil çocuk yaptı. Şimdi onların çocukları çocuk yapmamak konusunda öyle bir hem örtülü olarak, öyle bir bilinç ve öyle istekli, şorlu bir şekilde bunu savunuyor ki yani ben şu an hayatımı yaşayacağım ya. Şu an benim önümde bir engel. Gezip tozmak istiyorum. Daha şu an düşünecek değilim. Veya bir taneden sonra bir 10 yıl sonra da bir tane daha. Ya sizin bu şekildeki tavrınız sizin değil, size dayatılmış. Ama sizin kabul etmekte zorlandığınız o dayatmanın ürünüdür. Bu fikirler sizin fikirleriniz de değil. Böyle de demek lazım. Şimdi Putin Rusya'da bu cinsi sapıklıkları yasakladı. Çok ee, iyi yaptı. Ve işte bunun gibi başka ülkeler de yasakladılar. Endişeleri ne? Nüfus yok. Çünkü diyor ki bu, bu gelirse cinsel sapkınlık burada yayılırsa zaten az olan nüfus komple gidecek. Şimdi bir devlet düşünün, nüfusu önemsemiyor diyelim ki nüfusun çokluğunu önemsemiyor. O devlete herhalde devlet denmez hocam. Yani ya da ne olduğunu <laughs> kendini tüketir. Kendini bilmeyen birilerin. Şimdi bundan 30 yıl önce Türkiye'de okullarda sınıflar işte diyelim ki İstanbul için söyleyelim. 50 öğrencili, en 80 60, 60 öğrencili gibi. sınıflar var. Şimdi e, ne yapalım? E, okul yapalım, derslik yapalım. E yapıldı. Şimdi gidiyorsunuz okulda bir sınıfta 8 kişi, 10 çocuk. Koca bina. Sınıflar bomboş. Şimdi bu deseniz ki bu sadece okula mı has? Hayır. Siz Kur'an kursu yapıyorsunuz. İşte vakıf, filan yapıyorsunuz. İşte büyük böyle binalar yapıyorsunuz ya dolacak buralar buraları falan diyorsunuz. E, geliyor yine 3 çocuk, beş çocuk, üç kişi, beş kişi. Şimdi bir süre sonra artık şey anlamsızlaşıyor hocam. Yani, yani milli eğitim burada başarılı oldu da çok okul yaptı böylece herkese yer verdi değil. Değil hocam. Değil. Şimdi e, deseniz ki ya çok olunca ne oluyor yani? E, çok olunca ne oluyor yani? O e, e, daha, daha mı iyi? Yani 50 bir sınıfta 50 çocuk olmuşsun daha mı iyi? Şimdi çocuğun olmadığı yerde, yani çokluğun olmadığı yerde siz neyin için üreteceksiniz? Sizin motivasyonunuz ne olacak? Yani. Şimdi köyler mesela, köylerde kimse yok. Şimdi... E, kö Aslında köy diye bir şey yok hocam. Yine TÜİK verilerine göre... ...Türkiye'de köyün... ...köyün yüzdelik oranı yüzde beş veya altı. Yok şimdi köy... ...köy sıfırlanınca... Evet. ...artık işte köy deyince aklınıza gelen nedir? Hayvancılık mıdır, tarım mıdır, şudur budur? Bunlarla ilgili artık siz düşünmüyorsunuz. Yani o ee, ne gerek var düşünmeye? Yani hayvancılığı kim yapacak ki? Yani tavuk Kim tavuk besleyecek? Kim inek besleyecek? öyle bir şey yok. E bu sefer aklınıza bir diyor, aklınıza biliyorsun ya işte modern çiftlikler kurarız. İşte oraya bir sürü hangi hayvan hani Amerika'daki gibi yapar, yaparız falan. Şimdi oraya dönüyor. Yani kapitalizm şeye dönüyor. Ee, ve işte tarım olacaksa işte büyük tarım şeyleri kurarız. E peki bu ne oluyor? Bu e, yine kapitalist bakışla işte sadece zenginlerin e, işte nemalandığı, yani sizin e, mesele hani e, köy kent meselesi değil. Yani o bu biraz daha farklı gibi. Ama insanın olmadığı, insan azaldığı bir yerde artık sizi e, ihtiyaçları da azalıyor. Sizi harekete İnsanla geçirecek ilgili olan şeylerde azalıyor. Tabii de sizi azalacak. harekete geçirecek bir şey kalmıyor yani. Size hayat bir şey kalmıyor. Evet, ee, doğru. Bu şeye benziyor. İşte Romalılar ve eski Yunanlıların hani e, eserleri var ya özellikle Türkiye'nin batı kısmında, Ege kısmında filan. Şimdi devasa şeyler yapmışlar, böyle antik tiyatrolar yapmışlar, yani bir sürü şeyler. Diyorsunuz ya şimdi bunu, burada in inekler otluyor. Ee, mesela Isparta'da, Burdur'da böyle antik tiyatrolarda in şu an inekler oturuyor. Koyunlar e, o yayılıyor oradan. Yani, dünya onlara da kalmadı. <laughs> Kalmamış. Şimdi siz e, nüfusu önemsemezseniz, bir süre sonra sizin e, bu, binalarınızda, sitelerinizde... ...kediler yaşarlar. Kediler, kuşlar yaşarlar. Yani bir... Ee, bu, bu bu önemli. Yani meseleye salt bir e, birey açısından bakmamak gerekiyor. Yani fakat şimdi bu e, ulvi bu idealizmi e, şimdi kadına vermeniz için yani bu, bu anlayışı vermeniz için e, dengeli davranmak gerekiyor. Yani e, sözünüz birbiriyle çelişmemesi lazım. Yaptıklarınız birbiriyle çelişmemesi lazım. Şimdi Türkiye e, izlediği politikalarda yani mesela geçmişte İsmet İnönü Zamanı mıydı yoksa sonrası o dönemlerden başlayan bir doğum kontrol e, politikası vardı Türkiye'de. Evet. Doğumları azaltmak hatta şu düşünce yani bu vatan bu kadar nüfusa fazla yani bu sınırlar bu nüfus aynı küreselcilerin mantığı yani bunu azaltmamız lazım bunu azaltırsak ancak ekonomiyi çözebiliriz bu nüfusu azaltırsak gelir dağılımını işte belli bir seviye getirebilir eşitleyebilir. Bilgis şu an aynısını Aynı. düşünüyor. Şimdi Türkiye'de işte ne yapıldı? Doğum kontrol hapları dağıtıldı. İşte bedava dağıtıldı. Bedava <gülüyor> dağıtıldı. <gülüyor> Bunun için köylere bile sağlık ocakları götürüldü. İşte sağlık ocağı köye sağlık hizmeti götürmüyor. Şey için gidiyor yani. Nesli kurutmak için. <laughs> oradaki doğum kontrol altına almak için. Bununla ilgili işte bir sürü şey çalışmaları yapıldı. Yani kadınları bilinçlendirme sözde çalışmalar yapıldı filan filan. Şimdi tutarsızlık. E ee, Allah Allah ya bu iyi bir şey değilmiş diye sonra jeton düşüyor, iş işten geçiyor. Şimdi hem dünyadan gelen yani o küresel baskı, modernitenin, o sekülerizmin, liberalizmin baskısı, tüketim çılgınlığı, işte o zevkperestlik, narsizm vesaire bütün bunlar. Bunun üzerine sizin de başıboş bırakmanız, tutarsızlıklarınız işte böyle bir sonuç çıkıyor. Bu fert fert herkesin kafasına giriyor. Her Fert fert herkesin. Bu kadının, deseniz ki bu kadının çocuk yapmama isteğiyle bu konunun ne alakası var? E kadın da bundan etkileniyor. Kadın bizim Bunu, dediklerimizi şey olarak düşünebilir yani siz çok abartıyorsunuz ama bunun etkisinde kaldığının farkında bile değil. Değil. Bu söylediklerimizin etkisinde kaldığının farkında değil ve alet olduğunda, o düşünceye alet olduğunda değil Şimdi bir de hocam, meseleye inanç açısından aslında baksaydık, inanç işi çok kolaylaştırıyor, inançla bakmak. Neden? Çünkü insanların inandığı şey, şeye teslimiyetleri onların daha hızlı davranacak. Tabii sevk görevdir, sorumluluktur. Çünkü diyor, benim inandığım şey bunu emrediyorsa, o zaman diyor, önemli bu. Yani daha kolay intibak ediyor, daha çabuk yani o konuda e, harekete geçiyor. E şimdi inanç da zayıf. Günün güncellemiyor. Sizin e, toplumun bir de böyle bir sorunu var. Şimdi imam dediğiniz, e, maaşını alan, e, işte günde beş vakit gidip görevini yapan kişi imam. Evet. E, kim peki bu bu insanlar kim doyuracak? inanç açısından kim besleyecek bunları? E diyelim ki imam hatipler veya işte nedir? E, ilahiyat fakülteleri. E, buralardakiler de sadece şey, ...çok çok sınırlı, çok kısıtlı ve orada da yine bir, bir e, akışın e, gereğini yapıyorlar. Yani çok böyle topluma bir inanç katan bir şey, alanlar değil buralar. Yani İmam Hatip ile Sadece İmam Hatip'te işte hadis dersi belki haftada iki saat, bir saat. Bir Kur'an dersi var, o, o bir iki saat. O da çocuklar genelde geçiriyorlar hani çok takılmıyor üzerinde. Çocuğa bir şey katmıyor fazla. Yani çok nadir yani. E toplumun inanç tarafı da yok. Yani deseniz ki... İşte e, mesela çok çocukla ilgili ne biliyorsun mesela hadis bir a, a, ayet hadis bir şey biliyor musun veya bu konuda bir tavsiye biliyor yok o da yok ve güncelliyor musun yok Hocam şimdi bir, bir de bunun evet. önünde enki engellerden bir tanesi de çocuğa alternatif bazı durumları ortaya koyuyor köpek sevgisi kedi sevgisi kuş sevgisi benzeri şeyleri bunu çocuklu olmaya alternatif olarak yani Hatta bunlara da bu hayvanlara da işte benim bu işte köpek değil bu benim yavrum, bu benim canım, bu benim işte çocuğum gibi diye bir yaklaşım sergileyerek onlarla mutlu olunmasını, çocuğun onlar gibi olmadığını, çocuğun daha sıkıntılı olduğunu söylüyor. Doğrudur. Niye doğrudur biliyor musunuz hocam? Çünkü ona bağırabiliyor, çağırabiliyor, kızabiliyor bir cevap almıyor ondan. Ama çocuğa bunu yapamıyor. Çocuk onu dinlemez. Çocuk onu çocuk çocuk çocuk, çocuk olarak ortaya konulması gereken tavırları ortaya koyar ve sana şunu söyleyecek Üstad Bediye zamanın deyimiyle o aciz bir mahluk olduğundan dolayı Allah seni yani anne babayı ona hizmet etsin diye yaratmış. Seni ona hizmetçi kılmıştır. Sen bunu kabullenmiyorsun ama gidip affedersin ama bir itin kakasını yerden poşetle alıp çöpe atmak konusunda hiçbir şikayet sahibi olmuyorsun. Dolayısıyla alternatif sevgiler, alternatif yani çocuğa alternatif sevgiler, çocuğa alternatif e, durumlar ortaya çıkartmak bu e, emperyal dünyanın bizim önümüze koyduğu seçeneklerden bir seçenektir. Nitekim buna inanan ve bunu uygulayanlar da çoktur. Biliyorum şimdi mesele hani çok yönlü, çok boyutlu evet. da hepsi birbiriyle ilintili, birbiriyle alakalı. Ee, geçen düğünü konuşuyoruz mesela e, şu anda artık düğün yemeği yavaş yavaş kalkıyor e, Çünkü nikah e, kıyıldığı zaman işte belediyeleri nikah salonu var gidiyorsunuz takıyı takıp herkes ayrı e, ayrılıyor yani bir beş dakika 10 dakika süren bir şey var şimdi nikahta e, sürekli yapılan ha, sünnette e, duada bereket. Ya Allah bereketli kılsın, mübarek kılsın. Ha, mü mübarek kılsın. Mübarek nedir? Mübarek çocuktur. Yani o bereket, yani bir yuvanın bereketi çocuktur. Çocuktur ya. Yani. E şimdi e, sizin yemeğiniz yok. Topluma bir e, ha, düğünümüzde bir şey tattıralım. Yani öyle bir şeyiniz yok. Ondan Zelime yok. Zelime yok. <laughs> Dü, düğünü bir kurtarma olarak yani nasıl kurtarırsak hani öyle bakıyorsunuz. Şu an toplum öyle bakıyor. E ondan sonra çocuğa da ya yani düğün yemeğine gerek yoksa bir süre sonra şuna da gerek yok. Buna çocuğa da gerek yok. Yani siz takılın kendinize mutlu olun yeter falan gibi. Bir müddet sonra <laughs> nikaha da gerek yok. <laughs> nikaha da aynen, gerek yok. Aynen. E şimdi böyle bir nasıl diyeyim boş vermişlik, böyle bir salı vermişlik, yani böyle bir başıboşluk. Ee, i̇nanın yani hep hepimizi e, korkutması lazım. Hepimizi endişe sevk etmesi lazım. Sadece yani şu an devletteki devletin başındakiler ya üç tane yapın, beş tane yapın filan değil. Ya arkadaş ciddi olun. İşi gırgır şamataya dökmeyin. Bu bu mesele şaka değil. Bu mesele oyun oyuncak değil. Yani hani böyle e, şey böyle arkadaş muhabbetinde olduğu gibi ya senin niye çocuğun bu kadar ya böyle bu kadar laubalilik mesela konu değil. Niyet teşvik veya destek vermiyor. Mesela çok 10 i̇şte çocuğu olana şu kadar yardım yapacağım. Ee, daha fazla olana şu kadar veya 5 çocuktan fazla olana şu kadar. O zaman o zaman insanlar o teşvik teşviği bir destek olarak görürler ve daha çok cesaretlenirler bu konuda. Ama şimdi genelde insanların en çok şeytanın kendilerini fakirlikle korkutuğu noktada ya işte ben tamam çocuk yaptım, nasıl bakacağım onlara? nasıl bakacağım diye böyle bir serzenişleri var. Ee, yani kalben Allah'ın rezak oluşunu kabullenememe gibi bir durum var. Şeytanın fısıltısına kulak verme var. O açıdan şimdi dikkatli olmak lazım. Yani devlet buna destek vermesi gerekiyor. 50 yıl öncesi Almanya 50 yıl önce. Türkiye'den oraya giden işçiler de dahil yani. Böyle evet. hani kimseye bir ayrım yapmadan çocuğun bütün masraflarını, mamasını, çocuğun bezini, çocuğun her şeyi doğan çocuğun devlet karşılıyor. yani diyor e, hani diyor teşvik meşvik ya bunun 40 evet. türlü yolu var. 40 şimdi şu anda e, doğum yapan kadın doğum e, doğumdan önce aylar önce hastane düşünüyor. Acaba hangi hastane? Şu hastane, bu hastane. E bu hastane pahalı, bu hastane şöyle şu hastane böyle. Ya de ki çok basitinden söylüyorum. Senin işte özel hastanede doğumunu ben üstleniyorum. Devlet olarak ben üstleniyorum. Hangi hastanede... Normal yoldan doğum yapmanın hangi, ben üstleniyorum. Hangi hastanede doğum yapmak istiyorsan özel hastane. Bunu ben üstleniyorum. Çocuğun bütün masraflarını, çocuk diyelim ki 18 yaşına kadar veya işte 10 yaşına kadar neyse eğitim masrafını da hatta işte çocuk anne neyde zorlanacaksa diyelim ki mama mı gerekiyor veya işte bez mi gerekiyor bunların hepsini ben üstleniyorum filan filan şimdi böyle bir şey de yok. E ondan sonra üç çocuk yapın, 5 çocuk yapın. İşte gidiyoruz kayboluyoruz. E ya bu 20 işi 20, hala 22 yıl mı 23 yıllık iktidar şey olurdu hocam. İşte hala yani, mesele sulandırarak, hala meseleye böyle 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 şey bakarak yani nasıl diyeyim la, lakayt bakarak yani böyle bir politika var. E ondan sonra siz bu kadına diyeceksiniz ki ya işte hadis var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işte evlenin, çoğalın ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetler övüneceğim filan. Şimdi, e, iyi diyorsun da diyecek yani, iyi diyorsun da, çocuk büyütmek öyle kolay mı? Çocuk bak yani şimdi, ya tamam hadis öyle söylüyor, fakat hadise uygun davranan bir şey yok, bir irade Top, yok, bir yönetim yok. yok bir, yani maalesef dediğim gibi cevapsız bir soru, cevapsız. Fakat yine de hocam, bütün bunlara, bunlara karşın Müslüman bireyler olarak bu şuurumuzu yitirmememiz, ve bu konuda hiç kimsenin söylediğine dikkat etmeden, çocuk konusunda bir sınırlama getirmeden o yuvayı ve aileyi ihya etmeye Allah'a tevekkül ederek gayret etmemiz lazım. Allah hayırlı bir kapı açacaktır. Ben buna inanıyorum. Evet. Peki. Değerli izleyiciler bugün de aile yuvasının e, böylece sonuna geldik. Gelecek bölümde inşallah e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet diyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.